30 Ağustos, 5 Eylül değerli aslan burçları nasılsınız? Bu ara şansınızın çok daha yüksek olacak. Geçmişe ait 2019 ve 2018'in sonları ile ilgili yaşadığınız bazı kaoslar artık size verimlilik ve kazanç, motivasyonunuzun bittiği, enerjinizin tükendiği, artık tam anlamıyla ne olsa da ben maddi olarak yükselirim. İşimde kendimi nasıl göstermem gerekiyor? Bulunduğum alanda artık yaptığım emeklerle ilgili kimsenin ödüllendirildiği yok. Sadece geliyorum, alanı kontrol ediyorum ama kimse beni kontrol etmiyor diyorsanız bu dönem iş kapılarınızla alakalı uzun soluklu motivasyonunuzun ve enerjinizin hatta emeklerinizi çok hızlı şekilde alacağız. Verimliliğinizin de artık kazanacağı, parasal anlamda da yaşadığınız zorlukları yavaş yavaş geride bırakacağız. Ne yapmamız lazım biliyor musun? Duygusal motivasyonumuzu, duygusal psikolojimizi biraz iyileştirmemiz lazım. Egonuz, hırs evreniz, ben yıkılmam, bana bir şey olmaz dediğiniz enerjiyi biraz daha yumuşatırsanız daha kendi alanınızda doğru vurgu, doğru oluşum ve hedeflediğiniz noktalara da en hızlı bir şekilde ciddi anlamda başarı sağlayabilirsiniz. Hatta ben inanıyorum da en şanslı bu dönemde en verimli ve en şanslı enerjiyi de yakalayacağınız, gözünüzden tekrar evraklarınızla, işinizle alakalı her şeyi tekrar kontrol ettiğinizde de hakikaten gökyüzü size emeğinizi çok doğru bir şekilde kazandıracak ve bu kazanılma evresi size çok güzel olumluluklar yaşayacak diyor. Bu arada sevgili anlamında da geçmiş kaderimiz bize var mı? Bu kader mi dediğimiz noktada da güzel karşılaşmalar söz konusu olacak. Size ait ve kadersel aşk hayatınız gerçekten kalıcı noktada olacak ve yaşadığınız nefesinizi doğru insanla birleştireceksiniz. Ne diyorum? Kadersel oluşumlar, kaderinizde yavaş yavaş ilişki eksikliğiniz varsa Rabbim size kaderinizdeki insanı sunacak. Bu da evlilik yolu ve ilişkiyi sağlamlaştırma noktası olarak uyarı veriyor. Bu doğru bir süreç, bunu kaçırmayın. Güzel, özellikle bu 7, 8 ve 21 Eylül'e kadar bu bizim hayatımızda kadersel oluşumların çok verimli bir noktası. Bunu sakın hayatınızdan çıkartmayın. Güzel ilişki kazancı sağlayacak. Evliliğinizle alakalı da kötü giden ve sorunlarınız varsa gerçekten iyileşme, doğru adım atma, hatta çocuğunuz yoksa bile çocuk kararı ile ilgili noktada da çok güzel fikirler. Bunu Ocak sonrası planladığımız şekilde tedaviyle birlikte hayatımıza geçireceğiz. Biz bununla ilgili paralar, bununla ilgili araştırmalara gireceğiz bu dönemde de. Bu da size çok keyifli bir oluşum yaratacak. Uzun süredir de evliliğinizde sorun varsa hakkınız olan eviniz, toprağınız, arabanız neyse ortak paylaşımla birlikte yollar ayrılacak. Bununla birlikte de siz de kârlı, eşiniz de kârlı bir şekilde veda edeceksiniz ve çocuklarınızın enerjisi de kesinlikle yıpranmayacak olarak gözüküyor. Ve uzun süredir de müstakil bir eve ailenizi taşımak istiyorsanız bununla ilgili güzel bir ev anahtarınız var. Bir yer satılacak. O yerden sonra yaşlımız ya da kendi evimizi değiştirmek istiyorsak da müstakil bir alan sizin için gayet sağlıklı ve aydınlık olarak uyarı veriyor. Bu ara bence mesela 20 Eylül, 12, 11 Eylül, 12 Eylül arası sizin için daha kar, daha kazançlı ve duygusal anlamda daha keyifli bir dönem olacak. Bu tarihleri belki biraz daha dikkate alırsanız para konularınıza ya da kripto paralarla alakalı noktalarda şanslı olabilirsiniz. Bunları ihmal etmeyin diyorum. Araç değişimi, araç yenilemesi fikri olan bazı aslan burçlarında da evet bakıyorsunuz keyifli. Hatta motor ya da tekne düşünen bazı grup aslanlarımız var. Tam da zamanı, bununla ilgili de doğru bir sürece gireceksiniz. Yani siz istediğiniz anahtarın avucunuza, paranızın avucunuza geçme noktası. Stabil bir iş kapınız varsa da aynı noktadaysanız da burayla ilgili güzel oluşumlar devam edeceğiniz süre söz konusu olacak. Askeri, polis ya da devlet kadrosunda da çalışıyorsanız yer değişimleriniz, atamalarınız ya da gitmeniz gereken yerler belirlenmiş olacak. Bazı aslan burçlarında evinizde olduğunuz askere gidecek ve
gizli bekletiyorsanız, hani ben paralı askere yollamak istiyorum ve oğlunuz evde duruyorsa, evet paralı askerlik çıkacak ama daha buna vakit var. Lütfen çocuğunuza en azından bir okula, bir kursa bastırın da başına bir iş gelmesin diyorum. Mahkemede bazı parayla ilgili alınması gereken noktalarımız var. Bunu da alacak olarak gözüküyor. Kadersel döngümüzü doğru değerlendirdiğimizde hayatımızdaki şanslar bize verimli şekilde oluşacak. Bir de ufak bir böyle Ege tatiliniz ya da Karadeniz tatili olabilir. Şu an buna gerek yok da ama çok gitmek istiyorsunuz. Bu Kıbrıs'ta olabilir. 2 günde olsa denize sokmak istiyorum dediğiniz bir düşünceniz olabilir. Yapacaksınız. Bazı aslanlarda İç Anadolu'yu, Doğu ya da Akdeniz bölgesindeki ailelerini yaşadığı alana taşıma gibi fikri var. Hayırlı olsun, güzel olsun, umutlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.